أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من شر الشيطان الرجيم الحمد لله الذي أرسل رسوله بشيرا ونذيرا والصلاة والسلام على من أحيا الدين بعد أن كان أسيرا وعلى آله وأصحابه المقدمين على الخير ولا عسيرا اعلموا أن أفضل الكتاب كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin cümle peygamberan-ı izam aleyhimussalavat ve teslimatın ehl-i beyt, el, ashab, etbaları rıdvanullahi teala aleyhim ecmainin bil cümle mümin ve müslüman kardeşlerimizden irtihal dar-ı baka edenlerin hasreten eserinden yararlandığımız Ahmet Ziyaddin Gümüşhanevi üstazları, üstazlarımız, müşahefendilerimizin hazırun ve dersimi dinleyen kardeşlerimizin tüm geçmişlerimizin erva için el-Fatiha. İttakul melâin es-selâs. Üç lanet yerinden kaçınınız. Lanet, Allah'ın rahmetinden mahrum kalmak demek. Lanetli olmak demek. Mel'un, Allah'ın rahmetinden umudunu kesmiş demek. Bu anlamda lanetlerin başı kimdir? İblis, şeytandır. Şeytan o demek zaten, kovulmuş demek, racim. Şeytan rahmetten kovulmuş, nasibi yok demek. İblis de öyle demek. Devamlı ebediyen üzüntü çekecek demek. İblisin adı o. Başka manalarda var da, bu anlamda Allah'ın rahmetinden kovulmuş anlamında mel'un, başı iblis. Onun arkadaşları tabii kafirler, mel'undur. Münafıklar, mel'undur. Günahkarlara mel'un diyemeyiz. Ehl-i sünnet inancına göre arz ettiğim gibi inkar etmeyen mümin günah işlese günahkar mümin olur. Kafir olmaz. Mümin olunca da Allah'ın lütfü kereminden, rahmetinden umut kesilmez. Affedebilir. Veya işlediği günah kadar cezalandırır, ondan sonra cennete gönderir. O da bizim işimiz değil. Ama onun emirlerini biz size duyuruyoruz. Şimdi burada söylemek istediğim lanet, yani Allah'ın rahmetinden mahrum kalma yerlerinden kaçınız. Şimdi mümin kafir gibi ebedi Allah'ın rahmetinden mahrum kalan olmayacağına göre şöyle nasıl diyebileceğiz öyleyse bunu? Allah'ın rahmetinden mahrum kalma riskiyle, tehlikesiyle burun buruna insanı getiren yerlerden sakınınız. Üç yer vardır böyle diyor. وَمَا هِيَ يَا رَسُولَ اللّٰهِ Demişler ki ya Resulallah, bu üç yer Allah'ın rahmetinden mahrum bırakan şey nedir? Üç şey nedir? Çünkü Allah'ın rahmeti sarıp sarmalamadıkça vallahi diyor beni amellerim kurtaramaz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i Allah seçmiş, masumdur, günah işlememiş hiç, masumdur. Benim amellerim beni kurtaramaz diyor Peygamberimiz, rahmeten lil alemin peygamber. Biz ne oluruz Allah'ın rahmeti olmazsa? Onun için lanet yerlerinden sakınacağız, lanet sebeplerinden sakınacağız. Çünkü rahmetsiz olmakla karşı karşıya kalırız, geliriz. Nedir onlar ya Resulallah? Onun için demiş, nedir o ya Resulallah? Nedir o ya Resulallah? Şöyle söylüyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Evet. El biraz fil mevarit. İnsanların gelip geçtiği yollara, uğrak yerlerine, oturup dinlendiği yerlere kakasını etmek lanet sebebidir. Evet. Tam zaman denk geldi yani. Ben seçmiş değilim. Sıradan gidiyoruz. Şimdi yaz geldi. Kırlara gitmek, çoluk çocuğu alıp şöyle bir kıra gitmek sünnettir.
Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem pazar günleri Uhud'a gelirmiş yaya. Dağa da çıkarmış yaya. Çok sportmen adammış Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Böyle koca göbekli tembel bir adam değilmiş. O koca dağa nasıl çıkılır o sıcakta? Değil mi? Çıkarmış. Keza Kuba Mescidi'ni cumartesi gün yaya gidermiş. 3,5-4 kilometre sıcakta gidermiş. Cumartesi oraya, pazar oraya. Yani kıra gitmek iyidir. Kıra gittiğiniz zaman oraya varacaksınız, temiz hava alacaksınız, gözün gönlü açılacak, asabiyet, sinir, buhranları gidecek, dağılacak, çoluk çocuk bir güneş görecek. Doktorlar da diyor, D vitamini eksikliğinden bacağı yılık. Kıra götür, güneş görsün, öyle ne güzel bak Peygamberimiz size tavsiyeleri. Oraya gittiniz mi tabii, o ağacın altına gireceksiniz gölgeye. Oraya çocuğa kaka yaptırırsanız, yediğiniz et parçalarını, kemikleri döküverirseniz oraya, ertesi gün biri daha gelecek oraya. Oralara çocuğa kaka ettirirseniz, çişini ettirirseniz lanet sebebidir. Lanetli olursunuz. Çünkü insanlara eziyet etmiş olursunuz. İnsanlara eziyet eden, müminlere eziyet eden lanetlidir. Öyle diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Evet, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kazay hacat için bir gölgeye, insanların yoluna veya bir su birikintisine kakanızı etmeyin, çişinizi etmeyin. Bu Ahmed İbn Hanbel'in hadisindeki ifade. Şimdi okuyacağımız hadisi devam ediyoruz. İnsanların gelip geçici yere kakasını etmek lanet sebebidir. Lanet sebebidir. Evet. Tabii mevaridin bir şeysi de su yolları demek. Su kanalları. Su birikintileri. Su birikintilerinde kaka, çiş etmek de lanet sebebidir. Neden? Biri gelecek içecek, yatacak o suya. Oradan su gidecek, aşağıda birisi içecek. Ya ayna gibisin. Mikrop görünmez ki orada. Abdest alacak. Halbuki sen çişin gittin oraya. Efendim, bir suyun rengi, koku, tadı bozulmazsa abdest alınabilir. Tamam, öyle de. O bilmediği için işin aslını, zaruret dolayısıyla caizdir. Hiç sidiksiz, kakasız, tertemiz su başka. Böyle bir su başka değil mi? Bu suyun kirlenmesi kim sebep oluyorsun? Sen. Çocuğunu işletiyorsun. Efendim, süt çocuğunun kusmuğu pis olmaz, bir kakası pis olmaz. Yok, öyle bir şey yok. Kesinlikle yok. Süt çocuğu da olsa kakası da pistir. Sidiği de pistir. Kusmuğu da pistir. Onu da yaptıramazsın. Kendin de yapmayacaksın. Ağacın altına da su birikintileri yapmayacaksın. Yoksa lanetli olursun. Ve kari'at-ı tarik. Yolun ucuna veya ortasına veya başına, kenarına insanlar gelip geçiyor ya, kakanı etmeyeceksin, çişini etmeyeceksin. Evet, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem öyle söylüyor. Yol üzerine, kenarına, ortasına, başına kakasını etmek, çişini etmek, kirletmek lanet sebebidir. Oldu ki ve zilli, birisi de gölgelere. Neden? Senin gibi bir yorulacak, terleyecek, atacak kendini. Dikkati dağınık, kafasında belki senedini ödeyemedi, ailesiyle kavgalı veya kafasına askere gitti. Ne bileyim şu veya bu şey, taktı kafayı, attı gölgeye, oturdu oraya. Sen de dün geldin oraya, çocuğa kakasını ettirdin. Adam kendini attı. Kalktı, namaz kıldı, bakmıyor hala, kafa meşgul. Akşam eve geldi, hanımı dedi ki ne bu? Ne yani? Üstüne sen bakmadın mı? Bir bakıyorlar, çocuk kakası bulaşmış pantolonuna. Şimdi o adam namaz kıldı o şekilde. Geçerli mi namazı? Onun namazını sen kim verecek? O kakayı yaptıran adam, oraya işettiren adam. Ya bunları Müslümanlık ince düşünen
düşünme dinidir. Müslümanlar da ince düşünen, terbiyeli insanlardır. Onun için bunlara dikkat edin, lanet sebebidir. Evet, insanların gelip geçtiği yerlere, yollara, gölgelere kakanızı etmeyin, çişinizi etmeyin, kirletmeyin. Ne için? İnsanlara eziyet olduğundan dolayı. Şimdi bunu genişletebiliriz değil mi? Bunu genişletebiliriz. Var ya, hadislerde var ya, şimdi de söyleyelim. Mesela o sigara içenler, bronşları dol olduğu için o kirlilikte içeride ciğer, at bunları diyor, at bunları. Kıdıklanıp geliyor, bir balgam çıkarıyor, atıyor yola adam. Ondan sonra biri basıyor oraya, o sümüğü getiriyor camiye. Bir yere götürüyor, sen de oraya oturuyorsun bulaşın üstüne. Herkesin ağzı bir değil ki. Sümüğü görünce bunu yapanın diye küfreden olmuyor mu? Ona sebep olan kim? Ya bunlar hep düşünmemiz gereken şeyler. Peygamberimiz de bize onu hatırlatıyor zaten. Ebu Davud, İbn-i Mace, Tabarani, Hakim Müstedrek'inde Muaz İbn-i Cebel Hazretlerinden bu hadis-i şerifi nakletmiş. Allah onlardan razı olsun. Bir hadiste bu. Aynı konuyla ilgili. İttakul la'ineyni. Laneti celbeden, lanet sebep olan şeylerden kaçınınız. Kaçınız. Ellezî yetehallâ. Açıklıyor bu arz ettiğimiz hadisi. Açıklayan bir başka hadis. Ellezî yetehallâ fî tarîkın nâs. İnsanların gelip geçtiği yerlere, siz hala demiyor musunuz? Defi hacet edilen yere. Aha, buradan gelir. Arapçadır o. Yani bu bizim Anadolu insanı, filozof adamdır. İnsan büyük kaptisin, küçük kaptisin nerede bozar? Kimsenin görmeyeceği yerde. Ayıp değil mi ya? Ayıp yerleri açığa çıkar çünkü. Hala demiş ki yani kimsenin görmeyeceği yerde olur bu işler diye adına hala demiş. Boş yer demek. Ne muazzam laf. Mesela hanımlara avrat derler Anadolu'da. Avrat gizlenmesi gereken şey demek. Biliyorsunuz bizim milletimizin örfünde at, avrat, silah öyle herkese teşhir edilmez, verilmez. Gizlenir. Sahibine mahsustur o. Bu örfümüzde de var, dinde de böyle. Yani bizim insanımız, bakın öyle isim veriyor ki, tamamen dini temele, avrat, kadına avrat diyor, gizlensin. Teşhir etmesin herkesi kendini diye. Tuvalet yapılan yere de, tuvalet Fransızcadır. Onun Türkçesi haladır, hala. Bizim orada hala, boş yere gidi, boş yerde olur bu iş ha. Herkesin içinde olmaz bu iş. Bunu sana öğretiyor kelimeyle bile, ne kadar güzel. İnsanların yollarına böyle abdest bozmak diyor. Birisi o. Ev fi zillihim, gölgelerine, gölgelendiği yerlere, gaylüyle yapılan, ağacın altında yazın öğleyin adam biraz spor yapmış, gezmiş, yorulmuş, dinlenmeye gitti zaten. Şöyle hava da güzel, oksijen de biraz şöyle onun vücudunu rahatlatınca atar kafayı, uyar. Gündüz uykusuna kaylule denir ve sünnettir. İnsan vücudunu en iyi dinlendiren şeylerden birisi gündüz uykusudur. Şimdi büyük, yeryüzünde büyük adamların hayatını incelerseniz bakarsınız ki hepsi gündüz uykusunu devam etmişlerdir. Peygamberimizin sünnetidir. Gündüz uykusu, kuşluk veya öğleden sonra. Gündüz uykusu sünnettir. Kaylule derler. İşte o ağacın altında kaylule yapan adamın yatacağı yere kirletmeyin. Evet, şeyinizi, kakanız, şişinizi etmeyin diyor. Bir rivayette, İbn-i Hibban'ın rivayetinde ve efniyetihim fina, bir evin etrafı demek, avlu demek, çevre demek. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, bugün modern dünya çevre kanunlar çıktı. Sizden çevre vergisi alıyorlar, temizleyeceğiz diye. 1400 sene evvel Peygamberimiz çevre kanunu çıkarmış bak. Ağaçların altını kirletmeyin, yolları kirletmeyin, insanların uğrak yerini kirletmeyin, evlerinizin etrafını temizleyin, avlusunu temizleyin diyor. Bundan daha güzel çevrecilik olur mu? Evet, herkes evinin avlusunu ve çevresini temizlese,
şehir nasıl olur? Pırıl pırıl olur. Ne kadar güzel olur. Evet. Eğer kirletirsen ne olur? Lanet sebebidir diyor Peygamberimiz. Allah'ın rahmetinden mahrum kalma riskini alırsın o zaman. Evet. Efendimizin hadisini böylece size duyurdum. Lanet sebeplerinden 3-4 tanesini burada size Efendimizin diliyle aktarmış oldum. Aktarmış oldum. Demek ki kızınıza, oğlunuza, kendinize öğreteceksiniz ki ev temiz olur. Bir, evde künnase, süprüntü fakirlik sebebidir. Fakirlik sebebidir. Hadis var öyle. Fakirlik sebebidir. Çerçöp olmayacak ev, tertemiz olacak. İki, avlumuz temiz olacak. İşte şimdi okuduk. Çevremiz temiz olacak. Neden? Çünkü biliyorsunuz Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin diğer peygamberlerden ayıran özelliklerden birisi yeryüzünün kendisine mescit kılınmasıdır. Cü'ilet liyel ardu mesciden. Hristiyanlar kiliseye giderler. Ayin yapabilmek için. İbadet yapabilmek için. Yahudiler havraya giderler. Ama Müslüman uçakta namaz kılabilir. Deniz altında namaz kılabilir. 5000 metre derinde maden ocağında namaz kılabilir. Her yerde namaz. Dağda kılabilir, ovada kılabilir, evinde kılabilir, arazide kılabilir. Neden? Cü'ilet liyel ardu mesciden. Allah'ın bana verdiği bir özellik, lütuf. Yeryüzünün her tarafı mescittir buyuruyor Peygamberimiz. Namaz nerede kılınır? Temiz yerde değil mi? İnsan pis bir mekanda namaz kılabilir mi? Hayır. Namazı geçersiz olur. Yeryüzü müminlerin mescidi olduğuna göre yeryüzü nasıl olacak? Temiz olacak. Bundan güzel çevrecilik olur mu? Görüyorsunuz bütün güzelliklerin kaynağı İslam ve Muhammed Mustafa. Ama biz bunları batıdan alıyoruz. Adamlar bizden alıyor, bize satıyor. Ya bizim onlar ya. Neden bulmuyoruz biz bunları? Neden uygulamıyoruz? Onlar uygulayınca tamam diyoruz. Bu medeniliğin gereği. İslam'ın gereği bu. İmanın gereği bu ya. Evet, medeniliğin gereği ama İslam'ın, imanın da gereği. Onları arz ediyorum. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bu hadisini Ahmed İbn Hanbel, Ebu Davud, Müslim, Ebu Hureyre Hazretlerinden nakletmiş. Allah onlardan razı olsun. İttakun nara. Cehennem ateşinden korunun. Evet. Yani cehennem ateşiyle aranıza şu söyleyeceğim şeyi koyun, perde yapın. İc'alû beynekum ve beynehâ vikâyeten ve hicâben. Perde yapın. Nedir o? Evet. İttakun nâra velâv bişıkkı tamrın. Yarım hurmayla bile olsa cehennem ateşinden korunun. Şimdi Peygamberimiz bunu niye böyle söylüyor? Mahşere inanıyoruz biz. Bâsı bâdel mevt nedir? Hakkun. Değil mi? Âmentü billâhi ve melâiketi ve kütübî ve rasûlî vel yevmil âhir ve bil kaderi hayri ve şerri minallâhu teâlâ vel bâsı bâdel mevt hakkun. Öldükten sonra dirilmek haktır. Ölünce iş bitmiyor. Yeni bir hayata göz açıyoruz. Orada sorgu var. Mahşer denilen toplanma var. En ince noktasına varınca kadar haklar ödeştirilecek. Allah bizde haklarını alacak. İnsanlar birinin haklarını alacak. Mahkeme-i Kübra var. Biz buna inanıyoruz. Müminin ementünün içinde bu var. Bu var. Şimdi o öyle bir yer ki bir tarafta cehennem kükreyip duruyor. Veyzel cahimu su'irat. Cehennem. Siz bu yerden buhar fışkıran bölgelere gittiniz mi? Ben Denizli'de görev yaparken İzmir'e giderken buhar kent başına, adını buhar kent koydular oranın. Şey çıkardı makine kimya kurumu. Oradan vurdu şeyi. Ona uğradım geçerken. Öyle bir gürültüyle çıkıyor ki o buhar. Bir kere yanına yaklaşamıyorsunuz. Dehşetli sıcak bir kere uzaktan seyrediyorsunuz. Öyle bir uğultuyla, gürültüyle çıkıyor ki böyle. O zaman işte veyzel cahimu su'irat.
cehennem kükreyer böyle. Müthiş gürültülü kükrer böyle. Var mı? Çabuk gönder yiyeyim şunları diye. Evet. Allah kafirleri gönderir. Ve cehenneme der ki Helim telati. Doldun mu? Yeter mi? Hel min mezid. Hayır. Daha varsa ver. Vezel cahimu su'irat. Lütfen bu ayetleri okuyun. İşte o buhar kentindeki o buharın böyle gürültülü ama insanı öyle korkutuyor ki o yerin altından gürültülü geliyor. Ne hacet? Zelzele görmediniz mi? Zelzele başında yok muydunuz? Uyanık değil miydiniz? Nasıl bir ses geliyor? İliklerinize kadar titretiyor mu sizi? İşte cehennemin öyle insanı titreten kükreyişi var. Vezel cahim su'irat o demek. O kükreyip durur. Görüyorsun. Mahkemede toplanmışsın. Bir tarafta da gelinler gibi süslü güzel cennet var. Onu da görüyorsun. Ah keşke. İşte o zaman keşke. Faydası yok. Orası artık yeni bir şeyler kazanma yeri değil. Dünyada ektiğin orada biçeceksin. Ah keşke. Çok ayetler var bu. Ah keşke. Görüyorsun. Şimdi cehennemin kükreyişini görüyorsun. Yağın yarıyor. Öbür tarafa gitmeye umudum yok. Umudun yok çünkü işlerin karışık. Evet, imanın var ama tembel tembel yapmışsın, caminin yolunu 60'ında bulmuşsun. Biz dün bir yerlere gittik, bir köye. 70'lik amcalar ezan okundu. Güle güle dediler bize. Biz camiye gittik. Kendi kendimize kıldık. Onlar kıpırdamadı bile. 70 yaşı 70 yahu. İşi bitmiş tabii. Bu adam da mümin. Bu adam da mümin. Bir şey demiyoruz. Dedik ya inkar etmedikçe Allah'ın yemin yerine getirmeyen adam günahkar olur. Bilmeyiz. Ama yapanla yapmayan biri olur mu arkadaşım? İşte bu adam mesela zaten inanıyor. Cehennem kükreyişini orada gördükçe yalvarıyor. Cennete bakıyor yalvarıyor. Ah bir gidebilsem umudu yok. Diyor ki Peygamberimiz. Yani bizi ne kadar seviyor bak. Hiç olmasa yarım hurma verin diyor garibanlara, aç kalanlara. Ateşe aranızı perde yapın. Yarım hurma. Ne demek yarım hurma? Zengin değilim efendim. Ben hamalım. Ben işçiyim, memurum. Çoluk çocuğumu zor geçindiriyorum zaten hocam. Sen diyor sadaka verin. Düdüğüme yetmiyor bu kazandığım para. Bunu söyle. Küçümsemeyin diyor. Azıcık da olsa birisinin açlığını giderin. Susuzluğunu giderin. Yarım huyma da olsa bunu verdiniz mi cehenneme perde olur. Hicap olur. Duvar olur. Ateş sizi yakmaz. Siz ne diyorsunuz buna şimdi? İnsanların birbirine yardımlaşmasına? Ya sosyal adalet. Kazandığını vereceksin ona. Bak bak bak. Ben fakir mi efendim? Garibanım ben. Yok yok öyle yok yok diyor. Azıcık bir şey verecekse sende vardır mutlaka. Sende olmayacak kadar. Birisini bulacaksın, vereceksin. İnsanlara yardımlaşacaksın. İslam bu. Yarım hurma bile insanı ateşten koruyabilir. Ben zenginim değil. Sen de zenginsin. Sabahleyin su içiyorsun. Sağlığın yerinde değil mi? Evet. Çocuğun önüne ekmek koydun değil mi? Daha ne istiyorsun diyor peygamber. Bir de zengin değilim diye hava atıyorsun. Allah'a şey ediyorsun. Şükret haline. Evet daha çok kazan da ama yok deme. Sende olandan birazını vermeye alış. O gün gelecek ateşle arana işte böyle kükreyip duran cehennem arasına perde olur. Sadaka belayı defeder, ateşi söndürür, insanların karanlığını giderir, nura, iman nuruna insanı kavuşturur. Hatta sağlık sebebidir, sağlık sebebidir. Sadaka verin, afiyet bulursunuz diye de var. Onun için müminler hangi durumda olursa olsun mutlaka az çok vermeye alışmalıdırlar. Helalinden kazanıp vermeyi kendilerine şiar edinmelidirler. Evet öyle diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Onu da bulamıyorum hocam. Güzel Peygamberimiz. 1400 sene evlersin görmüş. Öyle ya hakikaten şimdi günümüzde kendi yiyecek ekmeği bulamayan adamlar var.
gazeteler bazen geçiyor. Günlerdir acım diyor adam. Doğrudur. Feylem tecidu. Verecek bir şey olsa kendim yiyeceğim. Şimdi adam peygamber zamanında, sallallahu aleyhi ve sellem zamanında Ramazan orucunu cinayet işlemiş. Oruca başladınız mı? Yemek içmek yok, ailesi münasebet yok. Bu kerata da kuralı çiğnemiş. Ramazan'da cinayet işlemiş. Suç. Oruç suçu. Kefaret lazım ya. Gelmiş ben demiş, pişman oldum ama dayanamadım, böyle bir şey yaptım. Demiş, köle azat etmiş. Ya Resulullah demiş, ben zaten elin işini görüyorum demiş. Köle gibi çalışıyorum. Köle nereden bulayım? 60 fakiri doyur demiş. Ya Resulullah, şu toplum için en fakir adam benim. Demiş, oruç tut. Ya Resulullah, her gün işe gidiyorum ben demiş. Sıcakta çölde çalışıyorum da ben zor kazanıyorum. Oruç tutarsam sıcakta çalışamam. 60 gün peşi sıra oruç. Git öyleyse demiş. Peygamberimiz gülerek, hadi git öyleyse. Şimdi yani hiçbir şey bulamayan insanlar da vardır. Şimdi ben de hiçbir şey yok deyip cehennem ateşinden kurtulmayı çaresi yok deme. Var. Hitap ediyor sana da. Fellem tecidu. Verecek bir sadakanız, yarım hurma kadar verecek sadakanız bile bulamazsanız febi kelimetin tayyibe. İslam ne kadar kolay, görüyor musunuz? Güzel kelime cehennem ateşini söndürür. Cehennem ateşiyle sizin aranızda perde olur. Ne bu güzel kelime? Yolda gidiyorsun. Adam böyle yüzünden düşen bin parça. Üzüntülü, böyle kahrolmuş geliyor. İnsanız. İnsanız, bazı olaylardan etkilenir. Bazen çok seviniriz. Bazen böyle yüzümüz ekşir. Gördün sen. Gözün içi gülerekten. Selamun aleyküm Ali dedin mesela. Gözün içi gülüyor, adam bir baktı. Adam gözün içi gülüyor. Öyle bir güzel çehreyle söyledin ki adam isteyemeye istemeye o da gülümseme numarası yaptı. O da aleyküm selam filan dedi ama zoraki. Ondan sonra nasılsın, iyi misin konuşmaya başladın. Adamın kederini dağıttın. Bedava yahu, beleş. Güzel kelime. Güzel kelime, selam vermek. Nasılsın, iyisin? Çok güzel, maşallah, sağlığın yerinde ya. Filan diye adama umut verdin. Adamın üzüntüsünü dağıttın. Cennete girebilirsin. En hayırların en üstünü ilka-u sürur fi kalbil mümin. Gamlı kederli müminin üzüntüsünü gidermektir. Güzel bir kelime. Para değil, pul değil. Bir kelime bile insanı neşelendirebilir. Bir kelime bile insanı neşelendirebilir. Maharetin kullan, güzel kelime. İşte tabii Allah demek güzel kelimedir, Sübhanallah demek güzel kelimedir, Elhamdülillah güzel demektir, Estağfurullah güzel, salavat getirmek güzeldir. Bu La ilahe illallah demek güzeldir. Bunlar hep güzel kelime-i tayyibe, Kur'an'da geçiyor da. Ama selamun aleyküm demek güzel kelimedir. Nasılsın, iyi misin, maşallah, güzel şeysin, sağlığın yerinde filan diye moral vermek adama güzel kelimedir. Böyle bir müminin gamını, kederini dağıttınız mı cennete gidebilirsiniz. Bunu da yapabiliriz. Parası yok, pulu yok. Allah bizi böyle müminlerin gönlüne sürur veren, güzel kelimelerle konuşan, güzel kelimeleri daima kullanan ve kazanan müminlerden eylesin.